Sevgili arkadaşlar, merhaba. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle röle hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz röle veya daha ilerisi için konduktör duyuyoruz. Ne işe yaradığı konusunda, özellikle elektronik alanında biz en çok röleyi kullanıyoruz. Röle nedir arkadaşlar? Küçük akımlarla büyük akımların kontrol ettiğimiz, aslında hani düşük akım bölgesi için çalıştığımız bir elektronik devre elemanı diyebiliriz. Mesela 5 voltluk bir diyelim akıllı kontrol kartı yaptınız. Bununla mesela bir garajın otomatik kapısını açıp kapamak istiyorsunuz veya 220 voltla çalışan bir sistemi açıp kapamak istiyorsunuz. Uzaktan kumandayla açıp kapamak istiyorsunuz. Dolayısıyla anakartlarda genelde 5 voltluk sistemler bulunuyor. Ancak biz bunu 220 voltu kontrol etmek için kullanıyoruz. Mesela işte otomatik devreye giren kapılar, otomatik açılan kapılar dediğiniz zaman burada hem 5 voltluk bir sistem hem de 220 voltluk veya 380 voltluk sistemler bulunuyor. Dolayısıyla röle aslında küçük voltajlarla 5 volt, 12 volt, 24 volt da olabilir. Küçük DC'lerle yüksek akımları kontrol ettiğimiz bir mekanizma oluyor. Bunu aslında benzetim olarak elektrik şalterlerine de benzetebilirsiniz. Yani işte sinyali gördüğünde 220 volt açılsın veya kapansın. Şalterlerde biliyorsunuz belirli bir akımdan sonra sistem devreye giriyor. Ama bunda öyle değil. Direkt akımı açma, direkt kesme ya da 220 voltu devreye alma veya devreden çıkarma olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla bugünkü sistemimiz aslında bu şekilde bir elektronik devre elemanı. Bir musluğa benzetebiliriz. İşte musluktan diyelim şehrin su şebekesi geçiyor ya da şehrin ne diyelim doğalgaz şebekesini, değil mi? Bir muslukla hepsini açıp kapatabileceğiniz bir sistem. Dolayısıyla röle de küçük bir akımla, küçük bir voltajla 5 voltla 220 voltu açıp kapattığımız veya daha küçük akımlar, voltajlar da olabilir. Bunların çeşitlerini bugün göreceğiz. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar röleyi en basit manada içinde bir kere bir elektromıknatıslı bir yapıya benzetmemiz gerekiyor. Çünkü şimdi burada bir elektromıknatıs var, sargı var, bakır sargı, bobin var. Biz bu bobine bir DC uyguladığımızda bu bir mıknatısa dönüşecek ve şuradan bir parçayı, bir anahtarı kendine doğru çekecek veya itecek. Dolayısıyla ya devreye akım verecek ya da devreden geçen akımı kesecek. Hani küçük rölelerde veya büyük olabilir. Normali işte close, normali open, bir de comport oluyor bildiğiniz üzere. Ya da bilmiyorsanız da bu şekilde 3 girişi oluyor. Comport'u ortak uç. Oraya akım girişini, voltaj girişini bağlıyoruz. Normali close dediği zaten normalde bu devre kapalı demek. Close yani kapalı, akım geçiyor. Eğer normalde akımı geçmesini istiyorsanız NC kısmına bağlarsınız. Bir de normali open var. NO'dur. Orada da işte bir sinyal gelecek, bir sensör algılayacak ve tıklamayla o devreye girecek. O zaman kapalı konuma geçecek. Kısaca arkadaşlar, evet, buradaki tanımı da okuyalım. Röle, düşük akımlar kullanarak yüksek akım çeken cihazları anahtarlama görevinde kullanılan devre elemanıdır. Kısaca çalışma prensipleri, rölenin bobinine enerji verildiğinde mıknatıslanan bobin bir armatürü hareket ettirerek kontakların birbirine temasını sağlar ve devreden iletim sağlamış olur. Yani aslında röle kendine gelen uyarıcı sinyalle ya devreyi açar ya da kapatır. Bu şekilde ne olur? Biz uzaktan kumandaya bir infrared sinyal göndeririz ve bir bakmışsınız işte garajın kapısı açılıyor ya da garajın kapısı kapanıyor. Aslında orada ne vardır? Bir kontrol kartı, bir de rölenin mekanizma vardır. Röleden 220 volt yaklaşık en küçük değerlerde 10 ampere kadar kaldırıyor. Dolayısıyla düşük akımları biz ne yapıyoruz? Röle ile kontrol ediyoruz. Daha yüksekleri için de kontaktör dediğimiz daha büyük yapıları kullanıyoruz diyoruz.
Şimdi arkadaşlar biraz önce söylediğimiz gibi burada bir rölenin şeması var. Yine burada bir mıknatıs olmak zorunda. Çünkü mıknatısla biz ya kontağı çekeceğiz ya da kapatacağız. Şimdi burada kontak şu şekilde buradan kapatmış. Şimdi buradan normalde akım geçtiğini düşünün ve bu yani elektromıknatıs olarak şu kontağı kendine çekmiş. Biz buradan akımı kesersek ki burada bir ne diyelim yaylı bir yapı var. Yay bunu mecbur yukarı çekecek ve normali close'a çekecek. Yani şimdi hiç akım geçmezken bu yaydan dolayı bu metal kontak yukarıya temas etmiş olacak ve akım yukarıdan geçecek. Normali close dediğimiz yani biz bu röleye DC bağlamasak da bu şekilde akım normali close tarafından geçecek. Common terminal dediğimizde COM oluyor. COM portu diyoruz arkadaşlar. Common terminal oluyor bu da. Burada normali burasına akım girişini bağladık. Bu röleden hiç akım geçmezken yani hiç DC bağlamazken bu buraya temas ediyor olacak. Ama bir yerden sinyal geldiğinde hemen burada DC akım mesela bir ne diyelim mikro denetleyiciden buradan 5 voltluk akımı voltajı verecek. Buradan mikro elektro mıknatısa dönüşecek ve bu parçayı aşağıya çekecek ve normali close olan normali open yani normalde elektrik geçmeyen yerden akım geçmiş olacak. Kısaca bir rölenin büyük olsun küçük olsun 3 tane portunun olduğunu COM, NC, NO olduğunu bileceğiz. COM, common dediğimiz yani voltaj ya da akım girişinin bağlandığı ana giriş portumuz. Bunlar ise durum ne olacak? Bu normalde akım geçsin mi, geçmesin mi ona karar vereceksiniz. Eğer geçmesin diyorsanız normali open'a çıkış bağlayacaksınız. Ve sinyal gelmediği sürece buradan akım geçmemiş olacak. Normali open olan bağlantı röleye enerji verilmediği durumda common ucu ile açık devredir. Dolayısıyla iletim gerçekleşmez. Rölenin bobinine enerji verildiğinde NO ile COM uçları kısa devre olur ve elektrik akımı sağlanır. NC ucu ise NO'nun tam tersi şekilde çalışır. Yani bobine enerji verilmediğinde NC ve COM uçları kısa devredir. Enerji verildiğinde açık devre oluştururlar. Bahsettiğimiz gibi 3 tane portumuz var ve şema burada görünüyor. Hiç yani rölenin bobinine hiç akım gitmezken normal close kontağımızdan elektrik akımı geçecek ve devreyi tamamlayacak. Ama biz işte sensör ile yani artık akıllı sistemler burada devreye giriyor. Kameradır, sensördür. Artık nasıl bir algılayıcınız varsa veya mikro işlemin yaptığı bir ölçüm sonucu buradan kontaklar kapalı ya da açık arasında gidip gelecek. Böylece sizin akıllı sisteminiz, otomatik kapınız çalışacak, garaj kapınız açılacak veya kapanacak sizin verdiğiniz sinyale göre. Evet, röle nerelerde kullanılır? Otomatik sistemlerde. Mesela arkadaşlar sizin bir arabanızla sitenize geliyorsunuz. Sitenizin otomatik kapısı var. Elinizde bir kumandanız var. Buna göre ilişkilendirilmiş. Kumandanın tuşuna bastığınızda sitenin kapısı açılıyor. Burada mantık nasıl işliyor? Sizin kumandanız belirli bir şifrede sinyali gönderiyor. Orada bir kart var. O kart o sinyali okuyor. Eğer gelen şifre doğruysa kapıyı, röleyi hareket ettiriyor. Röleye sinyali vererek 220 voltta çalışan elektrik motoru harekete geçiyor ve kapının açılma süreci başlıyor. Kapı belli bir orada zaman sayıcı olabilir. Yine bir ikinci bir sinyal olabilir. Kapı tam açıldığında yine röleden akım kesiliyor ve motor duruyor. Bu şekilde sizin otomatik kapınız açılmış oluyor. Sonra siz kapıdan geçiyorsunuz. Bu sefer de sizin artık hani sinyalinizi eğer otomatik değilse tekrar bu sefer de kapıyı geçtikten sonra aracınızı durdurup geriye doğru bir bu sefer de kapıyı kapat şeyine basmanız gerekiyor. Ona da bastığınızda yavaş yavaş yine ne olacak? Bu sefer kapı kapanacak. Bu şekilde işlem tamamlanacak. Bunu araç kapısı için de düşünebilirsiniz. Sitenin kapısı için düşünebilirsiniz. Garaj açılır kapanılar için
yani raylı açılır otomatik kapılar içinde. Bunu düşünebilirsiniz. Bunu sinyalsiz de yapabilirsiniz. Bu sefer de hareket algılayıcı sensör koyarsınız. Hareket sensörü kendisine yaklaşmakta olan hareketli nesneyi siz veya bir kedi, köpek de olabilir. Bunu algıladığında bu sefer ne yapacak? Kapıyı sizin için otomatik açacak. Sonra sizin hareketinizi algılamadığı zaman da bu sefer otomatik kapatmaya çalışacak. Evet, rölelerin kullanım alanları çeşitlerine göre değişmektedir. Yüksek akımlı devrelerin kontrolü çok önemli olduğundan birçok alanda kullanılır. Yani tamamen bunu akıllı sistemler için düşünebiliriz. 5 voltluk sinyallerle otomatik algılayıcı küçük sinyallerle ne yapıyoruz? Büyük sistemleri harekete geçiriyoruz. Evet, nerede kullanılıyor? Evet, alarm sistemlerinde, elektrikli ev aletlerinde sıkça, yani kumandanın olduğu her yerde aslında biz kumandayla televizyonun fişine bastığımızda aslında bir şekilde daha yüksek bir akımı, voltajı devreye alıyoruz veya devreden çıkarıyoruz. Böyle düşünebiliriz veya işte bir büyük de olabilir. Hani illa kumanda olmak zorunda değil. Bir basma tuşuna, başlat tuşuna basarak yine ne yapıyoruz? Röle yardımıyla 220 voltu açıp kapatıp devreye alıyoruz. Evet, rölenin çeşitlerini ve kullanım amaçlarını inceleyerek kullanım alanları hakkında bir fikir sahibi olabiliriz diyor. Şimdi burada tabii çeşitli röleler var arkadaşlar. Sadece biz en temel olarak bir elektromıknatıslı olan röleyi bahsettik. Ancak daha küçük, daha basit, daha ne diyelim minnacık rölelerde bulunmakta. Bunları şimdi inceleyelim. Şimdi read röle var, termik röle var. Bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Solid state röle, kaçak akım rölesi. Bunu çok duyuyoruz aslında. Zaman rölesi ve motor faz koruma rölesi bulunuyor. Bunları inceleyeceğiz şimdi. Şimdi arkadaşlar read röle daha çok şöyle baktığınızda bir dirence ya da bir kondansatöre benziyor. Yani baktığınız zaman sanki hani renk kodları olan bir direnç gibi düşünebiliyorsunuz. Ancak yapı olarak durum farklı. İçinde asal gazla doldurulmuş. İçerisinde iki tane kontak iğne bulunuyor. Şurada. Bakın burada iki kontak var. Bu kontaklar birbirine dokunduğunda buradan buraya akım geçecek. Bunlar manyetik alan etkisiyle iletim kesim durumuna geçiyor. Kontakların manyetik alan etkisiyle çalışıyor. Örneğin bir mıknatıs yaklaştırdığında kontak konumları değişiyor. En yaygın kullanım alanları hırsız alarm sistemleri. Bunlar küçük ölçekli, fiziksel olarak küçük ölçekli. Dediğim gibi bir kondansatöre ya da bir dirence benzetebileceğiniz, eğer bilmiyorsanız bir röle çeşidi. Bunu elektronik satış ne diyelim sitelerinde bunu yazıp bakabilirsiniz nasıl olduğuna. Direkt bildiğimiz bir direnç kadar büyüklüğü olan bir röle. Şimdi arkadaşlar termik röle adından da anlaşılacağı gibi arkadaşlar termik, termodinamik değil mi? Isı, sıcaklık bu çağrıştırıyor. Ya da termik var yok şeklinde düşünebilirsiniz. Kontak durumları ortamdaki sıcaklığa göre değişen röle. Burada ısı ifadesi doğru değil. Sıcaklığa göre değişen bir röle. Termik rölenin kullanım amacı ortamdaki sıcaklık belirtilen sıcaklıktan daha yüksek seviyeye ulaştığı durumlarda elektrik devresindeki akımı kesiyor. Şöyle düşünün, yani hani termiği yanlış diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz değil mi? Yani şöyle düşünün, işte bir mesela kombiniz var, 40 dereceyi ayarladınız, 40 dereceyi geçince durmasını istiyorsunuz veya işte 10 dereceye düştüğünde tekrar çalışmasını istiyorsunuz gibi. Böyle bir sistem varsa burada değil mi, sıcaklığa bağlı çalışan bir mekanizma istersiniz. Eğer bu bozulduğunda da artık sizin ayarladığınız duruma göre çalışmadığını, ya sürekli çalıştığını ya da sürekli durduğunu söyleyerek bir tamirci çağırdığınız olmuş da olabilir, gelecekte olabilir. Kısaca arkadaşlar sıcaklığa bağlı aç kapama yapan rölelere biz termik röle diyoruz.
Bunun içindeki yapı ise arkadaşlar, çiftli bir metal yapı var. Bu bileşim ısıya göre değişik yerleşme karakteristiğine sahip iki metalden, yani yan yana yapışık iki farklı metali siz ısıtırsanız ya sağa doğru eğilir ya sola doğru eğilir. Çünkü her iki metalin yerleşme katsayısı birbirinden fazladır. Isı değişiminde bu yerleşme röledeki kontakların kapanmasını sağlar ve ısı enerjisi hareket enerjisine dönüşür. Termik röleler de yapı olarak kendi işlenince çeşitlere sahiptirler. Yaygın kullanım alanı, mesela ütü diyorsunuz değil mi? Ütülerde evet böyle bir özellik var. Eskiden yoktu. Yani biraz fazla tuttuğunuzda işte gömlek yanıyordu bilmem neydi ama şimdi öyle değil. Ütü belli bir sıcaklığın üstüne çıkmıyor. Niye? Çünkü içinde belli bir sıcaklıktan sonra otomatik olarak akımı kesen nesi var? Bir termik rölesi var arkadaşlar. O da bu şekilde çalışıyor. Evet, bu tip bir röle belki çok günlük hayatta önümüze çıkmayan ama baktığınız zaman bakın 4 tane arkadaşlar giriş yeri var. Burada ne yazıyor? 3 ile 32 volt DC'de çalışıyor diyor bu. Buraya o zaman siz DC giriş bağladınız. Şuraya da AC bağlıyorsunuz. Bakın ne yapıyor? Bu da farklı bir röle. Daha fiziksel olarak küçük karta benziyor diyebilirsiniz. Zaten solid cut hal röle diyor. Bunda fiziksel değil mi? Yani ne diyelim? Bobin olmadığı için, bobin teli yanmayacağı için biraz daha uzun ömürlü bir röle olarak düşünebiliyoruz. En önemli kılan özellik aşırı yüksek akım değerlerine kadar dayanabiliyor diyor. Aslında burada dayanabildiği akım değerini yazmış. 25 amper, 240 volt yani bizim bildiğimiz monofaz sistemi kontrol ediyor ama 25 ampere kadar dayandığı için siz bununla yaklaşık ne kadarlık bir 5 kV'lık bir sistemi kontrol edebilirsiniz bence. Şöyle bir çarpma yapmak istiyorum. 220 çarpı 25 eşittir. Evet, 5,5 kW'lık bir sistemi bununla kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bu da bu şekilde bir röle. Ama buraya kaç voltluk bir sinyal vereceksiniz? Burada hani katalog değerini aslında kısaca üstüne yazmış. 3 volttan başlıyor. Tabii biz 3 volt vermeyeceğiz. Biz eğer mikro işlemciyle bunu kontrol ettiriyorsak 5 voltluk DC ile bunu ne yapacağız? Sinyali vereceğiz. Tık yukarıdan 220 voltluk sistemi 25 amperdeki çok yüksek bir değer arkadaşlar. 5,5 kV'lık bu ne diyor? 7,5 beygirlik bir sistemi bununla kontrol edebileceğimiz anlamına geliyor ki aslında bunun harika bir kullanım alanı olduğunu size söylemek isterim. Yani bir kumandayla ne yapabilirsiniz? 5,5-7,5 beygirlik bir çalışan dalgıcınız vardır. Onu açıp kapayabilirsiniz. Ama tabi burada monofazla çalışması lazım. Yani ama olsun 25 amper 240 volt AC dayanabiliyor. Kısaca 5,5 kV'lık bir sistemi küçücük bir mekanizmayla kontrol edebilirsiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar biraz daha büyük bir sisteme geldik ki bu artık yeni yapı evlerde mecbur olan sistemler. Kaçak akım rölesi. Burada da evin tüm elektriğini buradan geçiriyoruz. Eğer evde küçük kaçaklar varsa bu da ne yapıyor? Bu kaçaklardan dolayı bizi korumak için hemen evin elektriğini kesiyor. Bunu evet hemen hemen şu anda bütün evlerde olan sistemler diyebilirim. Yalıtım hatası bundan. Bu sebeple belirlenen akım değerlerinden daha fazla akımın geçtiği değerlerde enerjiyi kesiyor. Sistemdeki giren akım ve çıkan akımın denk olmaması. Bunu da şöyle düşünün arkadaşlar. Çok akıllı bir sistem aslında. Şimdi sizin evinize gelen bir güç değeri var. Diyelim 25 amper artı 220 volt giriyor diyelim. O an için. Ama kullanım evin içindeki kullanıma bakıyor ki ikisinin çarpımı denk değil. O zaman yani bir yerde bir kaçak var. Yani şöyle düşünün. Ambara 50 ürün girmiş. Ama girdiğini görüyorsunuz ama ambarın içine bakıyorsunuz 50 tane ürün yok, 49 tane ürün var. Bir tanesi ne oldu, kim çaldı diyorsunuz değil mi? Bir tane ürün eksik, niye eksik? İşte o kaçak akım oluyor. Bunu
tespit eden bir aygıt. O biri gördüğü anda, bir tane eksiği gördüğü anda diyor burada bir güvenlik sorunu var. Çünkü ben 50 girdiğini görüyorum ama içeride 49 ürün var. O zaman bir tane nerede? Bu neredeyi hemen kendini korumaya alıyor ve sistemin ne yapıyor? Tüm kapıları kilitliyor gibi düşünün. Bu bir ürün niye yok? Onu araştırıyor. Kısaca evlerimizde işte şu kadar güç giriyor. Diyelim 5 kW'lık güç girişi var anlık olarak. Kullanım 4.95 kW. O 0.5'i bulamadığı için diyor bu diyor bir yerlere kaçıyor. Burada bir risk var, tehlike var. Ben diyor akımı kesiyorum diyor. Tabii bunun da devreye girebileceği belli bir standart var. Mesela 50 mA akım değerinde kişi burada bunların harekete geçtiği bir akım değeri var arkadaşlar. Bakın 300 mA, 30 mA bu standartlara göre ne yapıyor? Bu kadarlık bir eksiği varsa hemen devreye giriyor sevgili arkadaşlar. Zaman rölesini de biz çok duyuyoruz aslında. Zamana bağımlı çalışmasını istediğimiz sistemler var. Yani işte benim bir tane sondajım var, kuyum var. Günde bir saat suyun çekilmesini, belli saatlerde tekrar otomatik kapanmasını istiyorsam en ucuz, en uygun alabileceğim şey bir zaman rölesidir. Zaman rölesini direkt diyelim ev elektriğiyle çalışıyor. Sürücüsü, inverter öyle bir sistem yok. İşte zaman rölesini ayar yapıyorsunuz. İşte o saat geldiğinde çalışıyor. Kapanma saati geldiğinde de kapanıyor. Bu da böyle bir şey. Bunu belli saatler bir saat çalışsın bir saat mola versin diyebileceğiniz gibi bunu da kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bu çok duyduğumuz bir röle sistemi. Kısaca arkadaşlar kontak durumlarını belirli bir süre dolduktan sonra değişen röleler süre kullanıcı tarafından belirleniyor. Zaman rölelerinden bazıları enerji aldıktan sonra gecikme süresinin dolmasını bekler. Ondan sonra kontak durumunu değiştirir. Bazıları ise üzerindeki enerji kesildikten sonra bu işlemi gerçekleştirir. Evet, burada motor faz koruma rölesi var arkadaşlar. Bu nasıl bir röle? Şimdi bir genelde bu motordan kastedilen asenkron motorlardır. Bunlar 3 fazla çalışır. 3 faz yani L1, L2, L3, 3 fazdan da akımın gelmesi gerekiyor. Ama bazen fazlardan biri gelmeyebiliyor. Böyle bir durumda motor için felaket arkadaşlar. Çünkü 3. faz gelmemesiyle birlikte motor sıkıntıya girecek. Çünkü o fazın geçmediği yerleri diğer fazlar doldurmaya çalışacak. Dolayısıyla böyle bir şey istenmez. Tabii üçlü trifaz sistemlerde zaten üçlü koruma sistemleri vardır. Bu üçü aynı anda kesilir veya aynı anda açılır. Yani trifazın olduğu bir sigorta 3 tane çentiği vardır ya da ne diyelim açma kapama yeri vardır ama o üçü birlikte açılır. Birbirinden birinciyi açıyorum, ikinciyi açıyorum, üçüncüyü açıyorumdan ziyade üçü aynı anda eş fazlı olarak, eş zamanlı olarak açılır veya kapanır. Burada da eğer fazlardan biri eksikse ki bu motor için felaket olacağını biliyoruz. Direkt sistemi kapatır ve motorumuzu ne yapar? Korumaya alır. Bu da böyle bir şey. Bunu da burada okuyalım arkadaşlar. Faz sinyallerini ölçer. Motorlarda oluşabilecek olumsuzluğu önlemek amacıyla çalışır. Kontrol ettikleri fazlardan herhangi birinin olmaması durumunda ki oradaki sargılar yanmadan fazların sırasının doğru olmadığı durumlarda sistem yine hasar görebilir. Bunun haricinde önceden belirlenen faz ayarlarının dışındaki durumlar yaşanması da olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu tip röleler kullanmaktadır. Kısaca fazlardan biri gelmiyorsa sistemi direkt ne yapar? Kapatır. Bu da 3 fazlı çalışan sistemleri korur diyoruz arkadaşlar. Röleler küçük akımlar için çalıştığı için genelde 5 volt nadiren yani genelde anakartlar üzerindeki voltaj yani mikro işlemci tabanlı sistemlerde 5 volt bütün devreden geçtiği için genelde bunlar 5 voltluk sinyallerle açılıp kapanan sistemler diyoruz.
Bununla ilgili arkadaşlar aslında röle tek bir parçadan oluşmuyor. Evet, rölenin bir tane içinde bizim kullandığımız klasik rölelerde bir tane bobin sistemi var. Ama bu bobine direkt tek başına kullanamıyoruz. Bunların diyot ve transistörlü ekipmanları var. Birçok parçadan oluşuyor. Aslında birçok parça dediğimde şu parçalardan oluşuyor. Burada iki tane bir diyot, ikinci diyot var. Bu da ışık çalıştığını gösteriyor. Şimdi burada bobinden akım geçerse şuradaki kolu aşağı çekecek ve devreyi işleme alacak. Yani devreden akım geçecek. Ama bunların çalışması için burada bir transistör, transistörü koruyan dirençler olacak. Diyot burada olacak arkadaşlar. Bu şekilde bunlar da mikro işlemci tabanlı röle bağlayacaksanız, 5 voltta röleyi aktif hale getirecekseniz şu ekipmanlara ihtiyacınız olacak. Evet, burada tabi mikro işlemcilerden bahsediyoruz. Mikro işlemci, eğer bir yerde bir kontrol kartı varsa o da mikro işlemci, yani mini bilgisayarın olduğu anlamına geliyor. Yapısında merkezi işlem birimi, ön belleği, giriş ve çıkış birimleri bulunan devrelere mikro işlemci deniyor. Mikro işlemciler bir bilgisayardır. Bulundukları elektronik yapıların beynidir. Bağlı oldukları mekanizmanın kontrolünü sağlıyorlar. Veri işleme ve veri akışı bu birim sayesinde gerçekleşiyor. CPU'nun çevresinde yer alan işte burada mantık birimleri var. Kısaca mini bilgisayar diyebiliriz. Bunu biz de kullanıyoruz. Bir yazılım yüklüyorsunuz. Mikro işlemci yazılım olmadan bir anlam ifade etmez. Bunların işte bacakları var diyelim. Çıkış birimleri, giriş birimleri var. Bu yapmış olduğumuz yazılıma göre bir şeyleri ölçer, algılar, sonra çıkış birimlerini devreye alır. Böylece işte bir anakart oluşturur. Yani siz bir bulaşık makinesi, çamaşır makinesinin diyoruz kartını biliyoruz. Buzdolabının da var, klimanın da var değil mi? Bu kartlar neye göre çalışır? Bir buzdolabı demeyeyim, mesela bir klimaysa siz 25 dereceye ayarladıysanız önce odanın sıcaklığını bir ölçen sensör olmalı. Ölçtü. Diyelim odanın sıcaklığını siz 25'e ayarladınız, bir yaz ayı 40 derece hemen başlar soğutmaya. Şimdi odan bu sefer 24'e düştüğünde de bunu algılayıp bir düşünmesi lazım. 24'e düşündüğünde kapatması lazım. Aşırı soğutmama yapması lazım değil mi? Belli bir sıcaklık derinde tutması için. O zaman habire sıcaklığı ölçen bir mekanizmadan veri girişi olacak. Bunu değerlendiren bir mikro işlemci beyni olacak. Bunun çıktılarında da 220 voltluk sistemi açıp kapatacak ki klimanın motoru çalışsın veya çalışmasın değerli arkadaşlar. Evet, kendi RAM'i, ROM'u bunu yükleyeceğiz. Bununla ilgili işte kilobit, megabit mertebelerinde hafızaları var bunların. Yazılımları yükleyeceksiniz, hexadesimale çevireceksiniz, yükleyeceksiniz. Bunu da bu şekilde bir kart ne olacak yaptınız. Bu kartın da 220 voltluk sistem kontrolü varsa mutlaka en az bir röle bu kartın üzerinde vardır. Evet, burada mikro işlemcilerle ilgili bilgi vermeye devam ediyor arkadaşlar. Bunun dışında işte bir bilgisayara kısaca benzetiyoruz. Tabii bu mikro denetleyici ile ilgili kısımları belki bir sonraki dersimizde de yapabiliriz. Şu anda bu konuyu ayrı bir ders olarak önümüzdeki hafta yapmak istiyorum. Dolayısıyla bugün mikro işlemci, mikro denetleyici kısmını sadece kabaca bahsettim. Şimdi mesela en basitinden otomatik bir kumandayla açılan bir kapınız varsa orada bir mikro, bir beyin olmalı. Yani bir akıllı sistem olmalı ki sizden gelen sistemi algılasın, dönüştürsün, kapıyı açsın. En basit manada bunu algılayacak, yapacak bir sisteme ihtiyacımız olduğu için bir küçük CPU dediğimiz bir sistem, yani o da en küçük manada mikro denetleyici ya da mikro işlemci olacak. Bunu kullanacağız. Bu şekilde diyelim. Şimdilik dinlediğiniz için teşekkürler.
Önümüzdeki dersimizde konumuz mikro işlemci, mikro denetleyiciler olacak. Bunlarla ilgili size genel bilgiler vereceğim. Şimdilik görüşmek üzere, hoşça kalın.